Ya Bill Gates 79 dolarlık saat takıyor. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Abi Bill Gates'e sen bir misin? Donald Duspert'te köftecisin yani. Ne? Köfteci demedim. Paris'teki o tren Bangladeş'i de belirliyor aslında. O ülkenin başkanının kızı giyiliyor mesela. Evet. Bizde de benzer örnekler var. Cümle kaldı. Lazer'e gidelim. Botok. Ne lazerim? Cenab-ı Allah böyle yaratmış seni. Abi her konuya böyle mi bakacağız ya? Konuya böyle bakalım. Ne olacak yani? Konuya böyle bakalım. Bunlar da aşırı asılıyor. Benim alakam yok. Abi senin bende nasıl bir hukum var ki benim yollar senin ağzı? Mekana bir girdin, aynı adamdan bir tane daha var. Onu attırırım adamı. Peki o seni göndermeye çalışıyor. Israkmam giderim zaten ama. O daha çünkü demek ki bir şeye güveniyordur. Hiç Bostancı Otosanayi'de şahane bir menemenci vardı. Evet. Yedik normal menemen. Ya para da vermiş. Zaten abicim bak. Menemenin ucuzuna sürüp burada yalanacak dedin ya. İsmail. En radikal hamle soğan koydun koymadın yani. Ne olabilir ya? Hanımefendiler, beyefendiler, Can Yılmaz'la Geri Vites'e hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz. Bravo. Bravo. Büyük usta. Hocaların hocası. Duayen. Koray, teşekkür ederim. Çok dedim seni Mahmut Paşa'dan mı aldın? Evet, nereden bildin abi? Yani abi buraya, pardon ama buraya gelirken ne alacağım yani? Marka verebiliyor muyum? Verebilir. Bu kadar para veriyor sana, insan özenir biraz ya. Abi sen starsın ya, öyle düşün ya. Abicim size söylediğim en önemli kriter neydi? Neydi? Kostüm oynamaz, aktör oynar. Doğru. Tamam da kardeşim, Kağıthane Otosanayi'de bile bundan daha iyi giyiniyor çocuklar ya. İsmail üstündekini de tartışırız bak. Kardeş ne var bunda gayet güzel. Ne o, sahte Lacoste yani. Sahte Lacoste mu? En azından görüntüsü var. Hani öyle. İşte tam da bu yüzden ben bunları giyiyorum. Görüntüye hiçbir zaman önem vermem. Önemli olan içi. Belki izleyici veriyordur. Merhaba, hoş geldiniz. Abi bizim Mehmet abi arada aktörü dinlendirmek diye bir şeyden bahsediyor. Sen de aktörü dinlendiriyor musun arada? Senin kumaşın iyi değil. Bir de öyle bir şey vardı. Senin kumaşın iyi, plastiğin iyi. Neyse, konumuza dönebilir miyiz? Başlayalım. Moda. Evet. Moda abi. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün ilginç bir konu. Müthiş, tüylerimizi diken diken eden bir konu adeta. Tam da gündeme çok uygun, içinde bulunduğumuz ortama ve zaman dilimine çok uygun bir konu. Moda insanın kendine yakışanı giymesi midir, yoksa parası yettiğini giymesi midir? Hayır. He? Ne hayır? Hangisine hayır diyorum? Hangisi? Trendlere uymak gerekir mi? Tartışacağımız konu bu. Yani ne? Bir moda uğruna saçma sapan şabalak giyinilir mi? Mesela bir insan giyinir mi? Ben giymem. Tam da bu konuya uygun olarak ben... Tişörtümü bir giyerim, çıkarım. Hiçbir modayla zerre kadar da alakam yoktur. Modaya uyan, takip eden insanları da sevmem. Aksine sen modanın karşıtı giyiniyorsun bence. Bir ara takmıştın, evet. Kareli gömlek giyiyorsun. Anti moda. Evet. Anti modası. Evet arkadaşım. Kareli gömlekler 1980'de 90'da falan ünlüydü. Tamam. Ve kısa kollu gömlekler... Evet. Ben 68 doğumluyum. Evet. Evet abi. Olabilir. Önce böyle, önce bir olan. Önce bir olan. 2010'da sen... giyiyordu abi. 2015'te. Sevgili Koray'cığım, sen Gökhan Dağıstanlı ve patronun olacak Candaş. Çok acayip giyiniyorsunuz da ne oluyor? Biz çok güzel giyiniyoruz. Ne oluyor? Yaşamınıza bir saniye daha mı ekleniyor? Ne oluyor? Cebinize bir lira daha fazla para mı giriyor? Hep bunların hepsi pijama ve terlikle dolaşıyor. Şu an ben şık değil miyim abi? Gayet şıkım ben. Ya neye göre şık? Bana göre abi. Demin ben seni gördüm, aynaya baktın, kendin saçını taradın ve dedin ki ulan ne kadar yakışıklı. Evet, doğru. Ya bir insan bunu kendine demesi için deli olması lazım. Bir insan kendine aynaya bakıp ne kadar yakışıklıyım bugün der mi ya? Sen demiyor musun? Ya bir insan, hayır, bir insan ulu orta helal terliğiyle gezer mi? Candaş helal terliğiyle geziyor. O bayağı pahalı bir tamam, terlik. Tamam bu bugün böyle ama normalde helal terliğiyle geziyor. Tam da onu diyorum. Bu moda, modayı İyi takip etme şeyiniz, hevesiniz nereden geliyor arkadaş sizin? Modayı takip etmiyorsunuz. Nereden geliyor? Siz tırnak içinde etiniz ne, budunuz ne? Ben modayı takip etmiyorum abi, modayı belirliyorum. Bu da normalde şapka çıkarır bu lafa değil mi? Evet. Çıkarmıyorum. Şapka çıkarmıyorum, şapka da takmayı sevmem. Koray sen modayı takip ediyor musun? Ben etmem. Trendleri takip ediyor musun? Yani çok böyle üst düzey etmiyorum. Edemezsin. Ama... Maaşın belli. Neye yalandan süslüyorsun kendini? Sen ne biliyorsun abi benim aldığım maaşı? Belki ben bize çok... gelir. Bize gelir mi? Hepsi gelir bize. Bordrolar ben buna da direnmenin çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ne? Moda mı? Şimdi ille trendlere uymayacağım
Ben işte yakışan, tabii yakışanı giyeceksin de. Senin kendi zevkin olamaz mı? Sen niye Carlos Butti'nin zevkini giyiyorsun? Hayır bak şimdi bir şey anlatayım. Diyorum ki sana şu benim itiraz ettiğim şey... Saatleri aynı yerden mi aldınız? Ya da ikinize de mi bedava geldi? Nedir bu ha? Galiba öyle. İkinize de bedava aynı, geldi. Aynı değil abi. Ulan bu gizli reklam yaptılar da bunlar saat mi aldılar yoksa? Yok. Modayı takip ediyoruz. Mesela bu bir moda değildir. İkisini de para mı verdin? Evet, para var. Az para değil. Çok. Dolar cinsinden. Tamam bu verebilir de Can abi vermez Pinto. Can abi de vermiş belli ki abi. Bu saat bir moda değildir, bir yaşam biçimidir. Nasıl abi? Bak şimdi bunu söyleyecektim ben de. Belki de trendler sana çok yakışıyordur. O zaman trend diye giymeyecek misin onu? Giymeyeceğim. Ama bu hastalık işte. Ben kendi psikiyatriste git abi. Arkadaşım ben kendi zevkime itibar ediyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu saatler aynı saat mi değil mi? Aynı. Ya İsmail değil değil. Cevaplanması değil. Istediği soruya bak. Ya aynı saat. Değil. Rolex ikisi de. Evet. Ama modelleri başka olabilir. Ateş ediyor saatler. İsmail sen şeyle karıştırdın. İsmail haklı. İsmail haklı. Benim daha evvel taktığım Rolex'le karıştırdın. Oh. İki Rolex var diyorsun yani. Abi senin iki tane Rolex'in kadar bizim mal varlığımız yok ya. Açıkla açıkla. Moda diye. Evet. Moda diye. Kızılay dağıtmış gibi hepiniz aynı şeyi giymenizi mantıklı buluyor musunuz? Yakışmışsa abi, bizim eğer güzel duruyorsa, beğeniyorsa, evet, içine siniyorsa giyebilirsin. Ne var bunun? Kim belirledi bunu? Sen paşa gönlün. Hayır, sen belirlemedin. Paşa gönlün belirlemedi. Trend belirledi. O vitrini yapan adam belirledi. Carlos bilmem ne yaptı İtalya'da. Sen de gittin hemen. Aa ne güzel dedin giydin. Tamam da şimdi Carlos bilmem ne. Kimse de sana korkaklığından dolayı. Candaş abi bu sana olmuş mu Allah aşkına demediği için bana yakışıyor diye giyiyorsun. İzliyoruz abi birbirimize işte. Çevrenden çık. Kapıdan çık. Ama sen de genel anlamda trendlere uyuyorsun. Ben uymam trendlere. Şöyle. Bak, hayır. Bu çağda neden İspanyol paçayla gezmiyorsun? Evet. Neden gezmiyorsun? Ya, ne zaman? Çünkü ben demode. Ne zaman İspanyol paçayla gezmişim? Demode. Bak seni fena yakaladı. Vur ağzına. Ben ne zaman İspanyol paçayla gezmişim? Ben hayır. Gezmemişsin diyor ki. Hayır. Ben doğduğum günden beri kot pantolon giyiyorum. Hala kot tamam, pantolon giyiyorum. Kot pantolonlar da bir dönem. Bak, bir dönem İspanyol paça modası 90'ların ikinci yarısında 2000'lerde bir daha gelmişti. Evet. Sen o gün de giymemiştin de evet, muhtemelen. Reddettim. Reddim miras yaptım. Çünkü demode. Bak çünkü demode olmuş. Modayı takip etmezsen bile demode olanı giymiyorsun. Bu da onu takip etmiyor. Niye? Ben her giydiğimde burada her programa geldiğimde benim üstümdekiler balıkçı yakın demode kazak, olduğunu mesela söylüyorum. Şöyle düşün. Balıkçı yakın kazak giyiyor musun? Giyiyorum. Nerede ben görmedim. Şu anda nerede yaz kış burada. Burada kaç çeşit kıyafet giyebilirim? Üç çeşit ya, kıyafet giyebilirim. Doğru söyle İsmail. Ne doğru söyle? Ya yaz kış buradayız. Ben bir kere seni balıkçı yaka kazakla efendim oduncu gömlekte görmedim. Tamam, niye? Demek i̇şte ki demodil. Ben çizgimi bozmuyorum. Hep aynı şeyi giyiyorum. Oduncu gömlek mi? Giyiyor. O ruhunun demodilindendir o. Ya arkadaş bir dakika ya. Demodelikle modanın ne alakası var ya? Yani ben modaya uymak zorunda mıyım? Model. Modaya uymak zorunda mıyım? Modanın kendisi uymuyorsun da. Sizin takip ettiğiniz bak, trendleri takip etmek zorunda. Candaş şey Tolga bacağını boydan boya siyah boyamış. Görmüş bir yerden. Kendi fikri değil bir yerden bence görmüş. De, bence de. Moda diye gitmiş dövdürmüş kendini. Ben de mi yaptırmam? Dövdürmüş derken? Yani dövme yaptırmış. Abi sana... Gökhan da ıslandı. Kırmızı ayakkabı moda diye kırmızı ayakkabı giymiş. Kimse de demiyor. Gökhan abi olmamış bu Allah aşkına demediği için. Çok acayip ama diye olmuş geziyor. Paçalara bak. Olmuş abi. Ne olmuş işte? Tam da sizin yüzünüzden zaten bu memlekette böyle abuk subuk kıyafetler giyiliyor. Olmuş abi bak mis gibi. Ne olmuş ulan? Sipsiyah giymişsin. Yakışmış işte mı? Evet. Git. Abi etrafında siyah giyen bir tane dürüst adam yok. Nerede abi o dişçi? Söyle bakalım olmuş mu? Gökhan Dağıstanlı'nın kıyafeti olmuş mu? 10 numara ya. Tamam. Daha sordun abi. İşin hazır burada. Ne olacak abi? Bizim grubun dişçisi mi olacak adam? Botox peki İsmail sana bir soru soracağım. Moda diye, sırf moda diye sen de sevdiğin için trend diye yakışmayan saçma sapan bir şey giyip sokağa çıkar mısın? Ben giyemem. Ya, ben demode biriyim de. Bak biz böyle 4 kişi birbirimize benziyoruz. Görüyor musun? Bunlar da böyle. İşçi sınıfının evladı bunlar. Tişört kot. Demek ki modanın bunların bizle alakası yok. Parayla alakası ama var. Biz modanın geçmişte bıraktığı şey kurallara da riayet ediyoruz yani. Peki abicim mesela sen eski fotoğraflara bakıyorsun. Zamanında moda diye vatkalı matkalı saçma sapan montlar giymişim. Biz kazağımızı içeri sokardık vatka falan. Bu arada sonradan onu gördüğün zaman ulan bu ne hal yakışmış mı bana der misin? Benim çok büyük bir skandalım var yani. Moda diye 2000'lerin başında saçımı beyaza boyamıştım. Evet. Milenyum'da. Mehmet Ali Erbil gibi. Yani bir şey yok onda. Yaş 22.
Saçımı bayağı beyaza boyadım. Hı. Çok tabii rezil oldum. Beyaz bile değil. Niye? Bunlar çünkü arkadaşlarım bunlar benim. Beni mahvettiler. Dalga geçmek. İnsan içine çıkarmadılar ya. Evet. İşte moda böyle bir şeydir. İnsanı insan içine çıkartmaz. Onun için modayı takip etmeyin arkadaşlar. Trendleri takip etmeyin. Az önce Can abi vatka dedim. Ben geçen gün fark ettim. Bir hanımefendi de vardı. Dedi ki vatka geri geldi. Evet geri geldi. Ani gelmiş fark edemedim yani. Sen vatkalı ceket giyer miydin İsmail? Evet. Benim mesela vatkalı ceketim vardı. Ha şimdi diyeceksin ki şimdi niye giymiyorsun madem? Bizim okul ceketlerimiz vatkalıydı zaten ya. Ne? Okul ceketleri vatkalıydı zaten. Okul öyle ceketi vatkalı değil. İnsanın vatkalı, arkadaş çevresi çok önemli. Evet. Eğer iyi bir arkadaş çevren varsa seni itin götüne sokarak o yanlıştan çevirirler. Evet. Evet. Senin demek ki arkadaş çevren yok. Var. Şu anda ben seni tanıdığım günden itibaren zerre kadar kıyafetlerini beğenmiyorum yok, ama yok. Arkadaşların hiç alakası yok. Bizde çok sert. İt, bizde itin götüne sokar çıkarlar. Seninki ama seninki biz moda değil. Senin kalabalık arkadaşların benim. Ya hepsi işte bunlar falan. Bunlar herkes. Hep bunlar var. Candaş. İşte onlar var doğru. Senin modadan ve trendden ayrıştıran ne biliyor musun? Sen kendin giymiyorsun. Kendi zevkinle giymiyorsun. Kim? Beleş geliyor. Beleş. Onu giyiyorsun. Doğru söylüyor. O kadar. Doğru söylüyor. O bir moda değil. Halen izah edemediniz bu saatin niye birbirine benzediğini. Trend takip etmek değil seninki. Beleş takip etmek. Beleşlerin içinde seçiyorum ben ama. Hayır. Olur mu? Ne gelirse gelsin. Abi ben kendi sevdiklerimi seçiyorum. Diğerini arkadaşlara dağıtıyorum. Eşantiyonla giyiniyorsun. Bak burada hiç kimse para vermemiştir üstüne başına bizim ekipte. Bu şimdi moda takip etmek. Evet çünkü moda şeyler geliyor. Ben kendiminkileri alıp arkadaşlara onları seçtim. Bunun adı ne güzel tarif ettin beleşçiliği ya. Beleşçilik bu düz. Abi, ben işte hiçbir zaman beleşçiliği kabul etmediğim için kendi kıyafetimi giyerim. Asla ve asla moda diye bir şey yoktur. Tamamen emperyalizmin bir oyunudur. Bu sektör niye? Asla ve asla modaya göre giyinmeyin. Kendi zevkinize itibar edin. Kendi zevkinize göre giyinin. Ben bunu beğendim. Bunu giyerim. Bunun üstüne bir de mont, bir de gocuk, bilmem ne, şuraya da bir şey atarsam daha hoş görünür diye bir şey yok. İsmail, sen hiç Fashion Week haftaları olur, şeyleri olur böyle moda. Onlara gider misin? Sence bunu alırlar mı içeri? Abi sence ben de. Hayır ben abi. Böyle bir Fashion abi, Week adamları basın ya. Yani. Basın olduğu için belki gitmişsin. Ben de hiç Fashion Week şeyi var mı? Yani görmüş birine benziyor muyum? Hayır, hiç yani? Tamam. Benzemiyorum. Mesela abi. Orada bir şeyler sunumlar yapılır, bir şeyler yapılır. Adamın kafasında tencere bilmem ne falan. Onlar ne abi? Abi sen moda mı bu? Bak bana o kadar. Bilmiyor. Babacım o değil. Bak ben onu. Ben onu. Bak, bilmiyorum konuyu. Evet. Ama ben hep şunu merak ederdim. Moda haftalarında çok sıra dışı, sokakta giyilemeyecek kıyafetleri giyiyorlar. Evet, evet. Ben hep şey olduğumuz için, mevzuya hakim olmadığımız için, ya insan bunu niye bir moda şeysinde bunu gösteriyorlar, insanlar giyemeyecek ki diye düşünürken, o zaman açıklayıcı bir yanıt verilmişti. Demişlerdi ki, ya bu kıyafeti giyin diye yapmıyoruz. Bu bir giyim trendini belirlemek üzere yapılıyor. Ama ona benzer bir şeyler de yapılmıyor ve giyilmiyor ya hayır, sonra. Hayır trendleri belirliyorlar ama. Yani abi neye göre giyilmiyor? Sen kıyafeti birebir o kıyafeti birebir giymiyor olabilirsin. Evet. Ama o geliştirilen tasarım bir tasarım o. Renk. Bir trendi belirliyor. Evet. Bir renk olarak evet. Da biçim olarak da işte bileyim dekolte bakımından da. Tamam abi geçen battaniyeyle çıktı birisi ya. Tamam sen neye göre giyilmiyor diyorsun? Ya, neye abi. Göre giyilmiyor? Ya sen burada koşu yolunda oturan bir adamsın. Paris'e gittin mi? Paris'te böyle lüks bir sokakta gezdin mi? Japonya'da gezdin mi? Hayır Paris'teki o trend Paris'e o trend Bangladeş'i de belirliyor aslında. Yani Bangladeş aynen, dünyanın okuyan en fakir ülkesi tamam, bir şey belirlenemez. Lan herifler pirinç alıyor. Yani ya babacım 200 milyon insan yaşıyor. Sen gidiyorsun Bangladeş'in en yoksulumuz örnek veriyorsun. Ben o trendin bütün dünyayı belirlediğini anlatmak için bilerek Bangladeş örneğini verdim. Afganistan orada başkanı da vardı Halit Karzai. Evet. Dünyanın en iyi giyinen lideriydi biliyor musun? Evet. Şöyle bir tane battaniye atıyor. Özgün o kadar. Giyiliyor. Başka da bir özelliği yani yoktu. Onu, sadece en iyi giyinen abi, lider. Bak o ki Bangladeş'te senin dediğin insan belirlemiyor ama o ülkenin başkanının kızı giyiniyor mesela. Evet. Bizde de bence örnekler var. cümle kaldı. Yani hayır. Hayır ben derim de. Ben derim ama. Ben ne zaman bunu desem Candaş burada zıplıyor. Yani o yüzden demek istiyorum. Evet. Sevgili dostlar moda hakkında bir şey söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz moda hakkında bir şey söylemek istiyorum. Moda gerçekten takip edilmesi gereken bir şeydi. Tabii ki günümüz trendlerini takip ederek vitrinlerde gördüğümüz kıyafetleri giymek güzel bir şeydir. Böylece toplumun içine karıştığımız zaman tukaka olmazsın. Değil mi? Yani böyle elinin tersiyle itilmezsin. Aa ne güzel kıyafetin var derler. Aa ayakkabın ne güzel derler. Sen de günceli yakalamış olursun. Onun için moda iyi bir şeydir. Bence modayı takip etmemiz lazım. Kıyafet. Bravo.
Modayı günceli yakaladığın elbisen, kıyafetin var mı böyle? Şu anda günceli yakalamış. Bence Can Yılmaz diye. Modası diye bir şey var. Yani gerçekten programın başta söylediğin gibi o klişe önemli. İnsanın kendine yakışanı giymesi moda. Evet, moda işte değil. Ben kendi modanda zevkime itibar ederim. Tamam. İşte senin modan. Bu kadar. Can benim Yılmaz modam, modası. Evet. Yani Karl Lagerfeld'in zevkine güveniyorsun, testiyi kafana koyuyorsun. Can Yılmaz bunu giyince olmaz mı? Olur. Ha diyeceksin için ki ulan Karl Lagerfeld yani. E tamam. Benim bravo için sen Karl'dan daha önemli bir moda ikonusun. Ya bu doğru bir tespit değil. Yani Karl Lagerfeld değilim ben. Can abi ben seni çözdüm. Ne? Şimdi sen eğer o senin pahalı araba markayı vermeyeyim ona binmesen, koluna Rolex takmasan o zaman tabii modaya uymaya çalışırdın. Sen parayla basicsin. Evet. Paran olduğu için rahat kafası. Zaten gösterişe fark ihtiyaç yok diyor yani. Ya Bill Gates 79 dolarlık saat takıyor. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Kim? Bill Gates. Bill Gates'in de öne çıkaracağı başka bir şey var abi. Adam koskocaman. Steve Jobs 20 sene aynı tişörtü giydi. Ne anlatıyorsunuz? Abi adamın ne, öne kıyafete çıkaracağı başka bir şey var. Bir dakika. Soruyu düzeltiyor. Kıyafete niye bu kadar takılıyorsunuz arkadaş? Abi Bill Gates'le sen bir misin? Niye değilim? Bill Gates. Bill Gates. Bir değilim. Ne yapmış belli. Sen aldığınızı bizimle program yapıyorsun yani. İsmail sen de bu programın içindesin. Kendimi de vurdum. İsmail sen de programın içindesin. Öyle tarakiriye bak. Tarakiriye bak. Kaza kurşunu. Ona kurşun yapacağım kendimize vurdum. Kendisini neyse vurdum. Burayı kesin arkadaşlar. Yanlış bir şey oldu yani. En çok sen Dönart Düspört'te köftecisin ne? Yani. Ne? Köfteci değil. Pilavcı. Ya aynı tezgah sonuçta. Can da şey Gökhan sana bir soru soracağım. Sor abi. Sen hiç bu çok acayip kıyafetlerinden ötürü ailenden tepki aldın mı? Evladım bu giyinir mi? Aldı. Babası küpe takıyordu. Babam küpe taktırtmadı. Babası küpeyi taktırtmadı ama çok 20 sene önce. Gördün mü evet trendi? 18 yaşındaydım ben. İşte benim trend oldu böyle olur. Normal abicim normal. O tarihte normal. Benim, sen, böyle, benim böyle bir hikayem var. Bir süre direndim ama. Ben üniversite küpen yok. Daha fazla direnemedim. Üniversitedeyken küpe taktım abi. İlk solumu deldirmiştim. Sonra gittim sağa deldirdim. Eve geldim. Annem migreni tuttu. Gökhan'ın babası Gökhan'ın suratına bakmıyordu küpe takıyordu. Ya. Benimki de yaptı. Ya demek ki Karl Lagerfeld'de bir yere kadar. Babam benimle konuşsun diye küpeyi çıkarttım. Ya. Ben de öyle yaptım. Canlar sen? Ben de yok abi hiç. Beyaza boyadım dedin. Ulan, hiç tepki gelmedi mi? Bir şey olmadı. Yok değil. İsmail sen böyle absürt bir moda bir şey giydiğinde evde fırça yedin mi? Ben hiç öyle işler tight yapmadım. Tight giymişti bir kere o. Onun sıkıntısı ben olur. Hiç öyle işler yapmadım. Ha bir kere benim için en radikal iş top sokağı bırakmaktı. En radikal iş neden? Neden? Şimdi abi gelmişim Rize'den Kasımpaşa'ya. Dayımlarda kalıyorum. Bütün mahalle tabii yani sakal tek bırakırsın o da okunmak suretiyle. Evet. Okutursun sakalı yani. Ben top sakal bırakınca tuhaf olmuştu yani. Peki top sakalı niye bıraktın? Yani gazetedeki abilerin mi? Gazetedeydi. Onların üniversitedeydi. Ya bu top evet sakal da top ya sakallı ama benim de bir dönemim var. Bırakıldı kalmadı. Evet, böyle bir dönemim var. Bak top sakal gerçekten bırakıp ya güzel kimse görmedim ben. Evet. Keçi sakalı vardı bir ara hatırlar mısınız? Tarkan da yapmıştı. Cemal Süreyya da var. Evet. Ha şu. Kuzu. Bir ara şöyle bir favori vardı dikine. Şöyle. Ama o çok eski ya. O 70'ler 80'ler. Ben mesela kahverenginden nefret ederim. Kahverenginden ben de nefret. Kahverengi giymeyin arkadaşlar. Kahverengi özellikle iş görüşmelerinde bir iş görüşmesine gidiyorsanız kahverengi en itici renktir. Daha kapıdan girer girmez eksiyle başlarsınız. Kahverengiyi derhal gardırobunuzdan kaldırın. Geçen sene diyordun ya sen moda. Geçen sene kahverengi modaymış. Abi ne olursa olsun kahverengi kötü bir renk. Giydiğinde enerjini alan falan böyle berbat onu, bir şey. Onu 3-5 senede bir kahverengiyi bir pompalıyorlar. Evet, deniyorlar. Olmuyor. Bir ama türlü tutmuyor. Olmuyor. 30'a düşmeyin diye seslen abi insanlara. Seslendim az evvel. Sen keşke programı dinlesen. Artık yayında seyredersen. Az evvel kahverengiyi gardıroptan kaldırın. Ceketim var. Giyme onu. Ben seviyorum. Ama televizyonda oluyor galiba ya, kahverengi. Televizyonda kahverengi mi yiyorsun? Güzel bir kahverengi. O ama akşam sıfırlıydı. Güzel bir kahverengi. Kahverengi deri ceket gidiyor ya. Ama tonuna bağlı. Yani tonuna bağlı. Koyu kahve olması lazım. Evet. İçine de ne giydiğin önemli. İçine mavi giydikten sonra çok güzel yani oluyor. Kendine özen göster. Bir şey söyleyeceğim. Kendine özen göstermeyi sadece kıyafet olarak mı değerlendirmemiz lazım? Hayır bu onlardan bir yani tanesi. Ben mesela her cuma saç sakal tıraşına giderim abi. Haftada bir. Ondan sonra kişisel bakımıma hep dikkat ederim. Lazere giderim. Botoks. Lazer mi? Evet. Ne lazeri lan? İnsanı doğru söyle. Allah için söyle. Evet. Allah için. Şey. Allah için söyleyeceği şeyi çok merak ediyorum. Tırnakları falan da. Manikür, pedikür. Manikür, pedikür. Kendim yapıyorum. Yok canım. Makinesi evet var evde abi. Abi ne var? Kendine bakman şey yapıyor musun sen? Ya. Evet sen abi oraya gelmek istiyorum. Frenç. İnsanın kendine bakması. İnsanın kendine bakması moda mıdır? Pedikürün aleti mi varmış? Tabii
yani moda da diyebiliriz. Lan moda olur mu? İnsanın kendine bakması ama niye bizim, moda olsun? Her dönemde, her zaman sen kendine bakman ama lazım abi, zaten. Ama abi epilasyona gitmek ekstra bir çaba değil mi yani neticede? Ben de gidiyorum epilasyona. Bu ekstra çaba. Niye epilasyona gidiyorsunuz oğlum siz? Ne oldu size? Kıl sevmiyorum ya. He? Kıllan hoşlanmıyorum. Kendinden mi başkasından mı? Kendinden başkasından da. Hiç mesela ben sana bakınca kılları görüyorum sadece. Abi faydasını görmedim öyle baktım ya. Can da sana sormayacağım çünkü sen de bir aynı epilasyoncuya gidiyorsun. Benim alakam yok. Abicim senin bende nasıl bir hukukum var ki benim kılımdan seni rahatsız ediyorsun? Peki bu saat hesabı mı? Benim kılımdan rahatsız olmuş. Bilemem. Yakınlığımız yok. Gökhan. Bilemem. Saat hesabı mı, metrekare hesabı mı? Hangisi? Bu epilasyon. Metrekare. Yoğunluk. Ha yoğunluk. İsmail o zaman bayağı para tutar. İsmail abi bari servet harcayacak. Kredi çekmesi lazım. Ama iyi sonuç alır. Ya tamam da arkadaş ben burada şer koyabilir miyim? Ya gerek yok. Sen neyin vardı ki? Nasıl bir kıllı adamdın ki o kadar ihtiyaç duydun ben ya? Ben çok değilim ama kıllıyım abi. Şey mantıklı bulmuyorum. Erkek adam biraz da kıllı olmalı yani. Bravo. Bence de. Bravo. Oylamayı açar mısın abi bunu? Erkek adam kıllı açmayalım. Aç. Buyurun meydan okuyorum aç. İsmail kendini kaldırdı. Hayır biz kaldırmayalım. Zaten bir şey söyleyeceğim. İsmail kadın, bence meydan okumasa yaşayamaz. Bak kadın arkadaşlar oylasın onu. Kadın arkadaşlar. Tamam erkekler. Soralım erkekler kıllı mı olmalı? Şu anda... Kılsız mı? Evet. Yani Gökhan gibi cirlop gibi pürüpak mı olmalı yoksa kıllı mı? Gökhan gibi diyene el kaldırsın kadınlardan. İki. İşte buyur. O kadar mı ya? Demek ki o talep görmüyor, sen bırak. Hiç elleme. Ben niş bir kitleye oynayayım. Böylece verdiğin emek boşuna gitti. Bak hiç gördüm, tutmadı ya. Yani. Piyasada abi tutulmuyor. Allah böyle yaratmış. Ne evet müdahale ediyorsun? Allah böyle yaratmış. Cenab-ı Allah böyle yaratmış seni. Abi her konuya böyle mi bakacağız ya? Bu konuya böyle bakalım. Ne olacak yani? Bu konuya böyle bakalım. Bir yerden tutulalım mı şeyimiz? Modayı sadece kıyafet olarak bakmayalım. Modaya sadece kıyafet olarak bakmayalım. Moda diye bir mekana girip yemek yer mi? Candaş yapıyor abi söylediği şey. Moda diye. Bir yer duydum mesela. Bak, ya Beşiktaş'ta bir deli yer deli gibi yaparım ben onu. Evet Candaş ha bunu yapıyor. Deli gibi. En son sana şu Bostancı. Sen o zaman bir moda ve trend tutkunusun diyebilir miyiz? Ne dersen de. Bostancı Otosanayi'de şahane bir menemenci var dediler. Evet. Çıktık gittik abi. Yedik. Normal menemen. Hani evet buradan Bostancı Sanayi'ye gitmeye gerek yok. Genelde öyle sonra olur. Geldik dediler ki aynı yerde bir de tostçu var çok fena. Bir daha Bostancı Otosanayi'ye gittik. Tost yedik. Tost. Normal tost. Evet. Böylece bitti bizim. Bir daha Bostancı Sanayi'ye gittik. Yani böyle trendleri takip kesin eden giderim bir insansın. Ben yemede içmede giderim abi. Değil. Bostancı evet Otosanayi'de menemen nasıl bir trend konusu olabilir? Sen yani avarilikten gitmişsin. O da trend diyor yani. Para verdiniz mi? Ümraniye'de bir kurum. Para verdiniz mi yoksa bir eşiniz dostunuz mu? Abi ben prensip olarak hiçbir şeye para vermem. Bostancı Otosanayi'de para vermeden çıkamazsın abi. Abi hiçbir şeye para vermeyen bir adam gustodan, zevkten bahsedemez. Ben Bostancı Otosanayi'de tekerleği yaptırsam hiçbir şeye para vermiyorsun. Seni biri davet etti için gidiyorsun. Sen bir beleşçisin. Guston yok senin. Beni mesela o menemenci çağırsa gitmem. Çünkü ben menemen yemem. Ben çok severim. Ama beleş diye gidersen. Abi ben menemen için Bostancı'ya gitmem. Burada saçma var. Saçma yani. Yani hem bedava olsa da bedava diye. Abi ben gittim diye mesela bir köfte ben için gittim. Ama şey ya. 3 tane yumurta, 2 tane biber, bir domates ya. Evet şuradan ya. Hangi yani yemek ya için gidersin abi? Enflasyon çok küçük. Babacığım şimdi Bostancı zaten civarında bak. Bostancı civarında değilse bile ona yakın mıntıkalarda dikkate değer şeyler var, restoranlar var. Mıntıkalarda var. Ne var? Çevrede, Göztepe, o civarda. Abi onu demek istemedim. Evet. Ben sonuçta böyle bir trend takip eder misin? Ederim. Bir yer moda olmuş. Kardeşim adamın ruhu bedavacı. Tamam o ayrı. Adam buradan üşenmemiş, kalkmış, iş güç de yok nasıl olsa. Kalkmış Bostancı'da menemen yemiş, beğenmemiş. Evet. Ya para da vermiş. Zaten abicim bak. Menemeni vücuduna sürüp buradan yalatacak dedin ya. Menemen İsmail sonuçta abi bu. İsmail. En radikal hamle soğan koydun koymadın yani. Ne olabilir ya? Candaş sen böyle giyindin. Modaya bütün kurallarına uyarak evet, giyindin. Evet. Beleş de geldi, pantolonun, ceketin, her şeyin o tamam. Çok önemli. Makyajını evet yaptın. Mekana bir girdin, aynı adamdan bir tane daha var. Ne yaparsın? Onu attırırım oradan abi. Böyle bir gücüm var. Bence kendim rica ederim, git birader diye. Baktım gitmiyor. Üstüne aynen bir şey alırsın. Yok yani derim ki... Çok aynıyız. Arkadaşım yani başka mekanda eğlendirdim. Ayakkabısına varıncaya kadar aynısınız. Onun ya şöyle şaka kimseye bir yere göre, şakasını bulmaya çalışırım onun. He. Bak beraber giyindik falan. Peki falan o seni göndermeye çalışırsa? Hiç ısrar etmem giderim zaten ama. O daha çünkü demek ki bir şeye güveniyordur. Hiç tadımızı kaçırmayalım. Vay arkadaş. Hemen pes edersin yani. Ben bir saniye uzatmam. Abi derim hatta giderken. Yani şöyle demez misin? Ya ben bari ceketi çıkarayım hani değişik olsun.
Ceket var. Ben onu orada rahatsız etmek istemem. Yani bana git dediğine göre vardır bir bildiği. Bildiği vardır tabii. Abi tabii. Hayır, belki ki... de modayı, o modayı yaratan odur. Bilemem. Ama hiç durum bir sen... Ben hiç, benim için hiç sorun değil abi. Biz pişti olmak, Oğuzhan'da... pişti olmak yani. Hayır, biz Oğuzhan'la bir aynı şeyi giydik durduk mesela bu tatildeyken. Hayır, burada tamam da bir mekanda çok tatildeyken acayip hazırlandın. Hayır, giymediniz ki siz. Çok hazırlandın böyle. Tatilde ne giydiniz ki yani? Ya biz yemekte Oğuzhan'la otururken bayağı böyle hep aynı kıyafetleri birbirimize farkında olmadan giymişiz. Siyah pantolon, beyaz gömlek. Aynı şekilde çıkmışız. Hiç hiçbir şey olmadı. Ne olacak ki bu arada abi? Bir tipim ne bileyim, pişti olunca insan bir huzursuz olur. Ben mesela şu yeşil tişörtten karşıdan biri gelse... Ne olacak abi? Neyi ki görmedim. Ya? Hayatımda hiç denk gelmedim. Yani hiç bence fazla kafaya takma bunu. Çünkü çok görebileceğin şeyler gelir. Ya bu bir şey değil ki. Yarış değil ki abi. Belki ona daha çok... Hayır, sen orada şimdi bir numara olmak istiyorsun. Şey ben acayip giyindim. Abi, çok acayibim. Modayı modası... da takip ettim. Girdin, aynısından dört tane var. Can abi, modası geçtiği için çok üzüldüğün, zamanında çok severek giydiğin bir kıyafet, bir şey var mı? Yok. İsmail senin kovboy çizmesi mi? Giydiğim bir daha söyleyeyim. Ben kovboy çizmesi hayat mı? Giydiğim hayatım ya. Boyunca bir kere bile giydim. Modası geçtiğim için. İngilizce mi söyledin? İspanyol paça, İspanyol paça. İspanyol paça seviyor musun? Şimdi moda olsa gene giyerim. Neyi? İspanyol paça. Abi İspanyol paça senin bir takıntın var ha. Var evet. 36 paça derler ona eskiden. 36 paça evet. Yani köşeyi senden evvel döner paça. O kadar büyüğü değil ama yani. 36 paça. Bir de ne var siz o dönemde ne yaka deniyor? Sandal yok. Ne yaka? Hayır. Ha Mirkelam. Şey yaka tamam, deniyor. Evet, geniş yaka. Evet. Sandal yaka diyeceğim mi? Yakaların yok. Uzunluğunu söylüyorsun. Evet. Peki sen İsmail. Peki sen abi şeysin. Bir kanaat önderisin. Şimdi giysen. Kanaat önderisin. Kim? İsmail. Şu an mı? Abi televizyonda var, YouTube'da var, orada var. Yani ağzından var. Çıkacak söze bakan milyonlar var. Milyonlar sen böyle giyinsen. Onlar diye. Bir ön ayak olsan. Abi ben nereden bir ön ayak olayım abi. He? Mesela moda olmayan bir şey kimse satmıyor abi. Anladım. Anladım. Ay diktirirsin ne olacak ki? Ya İsmail. Tamam da Allah Allah, İsmail bir giyiyor, iki giyiyor. Var, her giyenler giyiyor. Var. Mesela bu ne özel, güzel bir şeymiş. Özel abi kumaş pantolonunu İspanyol paça, 36 paça yaptıranlar var. Ama şimdi toplumda çok aykırı kalacağı için işaret edileceksin. Tamam, tamam abi işte, niye işte topluma uymak zorundasın? Evet. Ben yap bir liderlik. Neden topluma uymak zorundasın? O gömlek ve İspanyol paçayla. Neden çıkayım? Karikatürleşmek olur o. Tam çık orada işte öyle orada anlat CHP. Sen şöyle böyle helal telle çık. Ben çıkıyorum zaten böyle. Neden çıkıyorsun böyle? Ulan görmüyor ben... kimse aşağıdan geliyor. Şort giyiyorum, sor bizimkilere. Kimse görmüyor ki ekranda bu altında şort. Ya giyiyorum, görüyorlar. Ayağa kalkıyorum bazen konuğun selamına. Ya olsun. İsmail bazı şeylerde de ön ayak neden olmak olayım? Lazım. Adam nasıl Paris'te? Takip ederiz. Adam Eyfel Kulesi'ne çıktı. Uçacağını iddia ediyor, düştü, öldü. Modası geçtiği için üzüldüğün bir kıyafet, bir tarz. Yok dedim ya az evvel. Bu Adidas torsiyonlar falan. Adidas torsiyon hala var şu anda. Ama moda değil ya artık. O eski kabaları giyilmiyor. Daha böyle... Ya benim şöyle bir kırmızı bir tane basket ayakkabı vardı mesela. Onu giymek isterim. Ha. Yani o çok güzel bir ayakkabı. Biz mesela eskiden kaç 20 sene oluyor ya. Bir ara boks ve güreş ayakkabıları moda olmuştu. Onları Asics. Evet. Onları giyiyorduk. Benim var ayakkabım, koşu ayakkabım var. Ezber. Abi bu boks güreş ayakkabıların altı incecikmiş. Hmm. Biz bunu... İndir hazır ya, uygun ya. Onu aldınız. Biz ayakları bir giydik. Yara bere bir saat sonra ayaklar yara bere oldu altı. Çok iyi. Abi müthiş. Taş, toprak, yani modaya uymak adına. Demek ki senin bu trendin çocukluktan geliyor. Ya biz böyle birbirimizi gaza getirdik. Bizim bir Soner vardı, onun yüzünden. Evet. Sen ya kafanı şöyle şey yaptın mı? Bir ara modaydı. Da. Ümit Davala da vardı. Koseçki yaptı ilk olarak onu. Onu yaptın mı? Ay bu kadar punkını yapmadım. Ha. Ama ilk şeyde buraları... Hemen yaptın ha. Yukarısı şey. Demek ki sen bir trend manyağısın. Benim kafamda var. Bu bir denemesini yaptım. Çok tepki gördü. Bu yaz ama o senin söylediğini yapacağım. Çocukken bizim Amerikan tıraşı Allah vardı. Allah. Ben onu seviyordum. Amerikan çok iyi Amerikan. Grupla çıktı bir tane abi. Amerikan'a gireceğim ben bu yaz. Alabros denir ona. Ne o? Alabros. Alabros. Çok güzel saçtı o. Sen Can abi hep mesela saç tıraşın bu muydu senin? Evet. Hatta bundan biraz daha az, bu şimdi çok. Hiç sıkılmadın mı şu kafadan? Ne yapayım yani, değiştirilebiliyor abi mu kafa? Aşırı sıkıcı saçın ya. Yani böyle aşırı sıkıcı yani model bak, olarak. Ne oldu belli değil biliyor musun? Sen aynaya bakıyor musun? Program hakarete döndü şu an. Hayır, senin saçlar geriye mi yatık, sağa mı, sola mı? Ne, hiçbir şey belli değil şu an mesela. Hani düz derler ya ortala diye işte ortala. Senin gözlükler güzel abi. Bu gözlükler sana çok... Aa uygun. Çok şükür. Evet sevgili dostlar, bugün de güzel bir konuya temas ettik. Modanın ne olduğuna dair aslında genel olarak bilmediğimiz bir konuda İsmail, ahkam kestik. İsmail yapsın da o abi, modanın İsmail, ne olduğuna dair. Moda nedir İsmail? İsmail, moda nedir? İnsanın kendine yakışanı giymesidir demeyeceksin değil mi İsmail? Başka bir şey diyeceksin. Evet, nedir moda? Geldik abi. Tight nedir mesela moda?
Ne diyorsun ya? Tight. Erkeklerin tight giymesine nasıl bakıyorsun? Erkeklerin tight giymesi diye bir şey yok. Var abi, ben giyiyorum ya. Şeyde sporda çok rahat oluyor. Yani, seni de bu işlerde ölçü alamayacağız. Abiciğim bakın. Kılını sevgili aldılar, dostlar. Sanki delikit mi olur ya? Abi bunlar kendi hayat tarzlarını bize bir ya. Modaymış gibi anlatıyor. Tight giyiyorum, yok epilasyon abi, yaptırıyorum. Abi tight insanın kendine yapışanı giymesidir. Abi soğuk soğuk. Böyle şeyler de oluyor. Yani elimizden geldiğince yapmayalım diyoruz ama Koray ve Candaş burada olduğu müddetçe mecburen bu soğuk esprilere de katlanmak zorunda kalıyoruz. Bugünkü konumuz modaydı. Yine her zaman olduğu gibi bilmediğimiz bir konuda ahşam kestik. Ne yapalım, program böyle bir program. Moda için bir trendi yakalayacağım uğruna kendinizi kendinizi madara etmeyin. Kendinizi madara etmeyin. Giyin gömleğinizi, tişörtlerinizi, gidin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.